Evet, İbrahim Kutluay şu an telefon attığımızda. İbrahim Bey. Günaydın. Günaydınlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Hemen şunu soralım. Bir aylık uzaklaştırma kararını ihlal ettiğinize dair bir iddia var. Doğru mudur? Ne? Hanımefendi, öncelikle şunu söyleyeyim. Buyurun. Ben istedim, sonra cevap veririm. Tamam. Şunun bilinmesini istiyorum ki ben bu konularda hiçbir şekilde konuşmadım. Hiçbir şekilde polemiği dinledim. Sadece geçen gün nafakayı ödemediğime dair bir beyanda bulunuldu. Hatta bir dava açıldı. Ben de nafakayı ödediğime dair dekontları mahkemeye sundum. Gerekirse size de paylaşırım. Zaten öğleden sonra detaylı bir bu konuda açıklama da yapacağım. Ancak üzüldüğüm nokta şudur. Ben çocuklarıma çok düşkün bir babayım. Beni tanıyan insanlar, herkes çok iyi bilir ki benim için öncelik her zaman çocuklarımdır. Eğer bu konuda herkes tarafından, eski eşim tarafından bir sürü yalan beyanlarla bulunurken bir gün bile çıkıp bu konulara yorum getirmedim. Çünkü çocuklarımın ruh halini düşünerek. O bakımdan da bugün sadece şunu belirtmek istiyorum ki çocuklarımız sigortasını iptal ettirdi diye açıklamaları var. Evet. Bunun tamamen artık gerçek dışı olduğunu belirtmek için buraya bağlandım. Çünkü sadece çocuklarım benim için hassas bir konu. Gerekirse çocuklarımın sigortasının devam ettiğini ve dair belgeyi sizlerle paylaşırım. Zaten avukatım aracılığıyla yapacağım açıklamada buna da yer vereceğim. Sadece bunu söylemek için peki dün akşam mahkeme kararını ihlal etmek üzere eve gittiğiniz iddiası doğru mu İbrahim Bey? Kesinlikle doğru değil. Dün akşam olay şöyle gelişmiştir. Oğlum Ömer telefonla beni aradı, baba yemek yiyelim akşam beraber olalım diye. Evet. Hatta her çarşamba kendisiyle beraber olup akşam da bende kalırdı. Kendisini yoldan aradım geliyorum diye. Telefona cevap vermedi. Evet. Tekrar aradım. Tekrar cevap vermedi. Sonrasında ben de geri durdum. Sonrasında Ömer'i aradım. Ne oldu oğlum diye. Annem izin vermedi dedi. Ben de döndüm evime gittim. Bütün olay bundan ibaretti. Evet. Sonra Demet de herhalde polise haber vermiş. Valla artık onu kendine soracaksınız. Eğer bir babayla bir çocuğun yemeğe gitmesi veya ilişkisini artık bu kadar basitleştirmeye çalışmak maalesef artık tarif edilemeyecek bir davranış biçimi. Bu konularda kesinlikle konuşmak istemiyorum. Benim için çocukların mutluluğu önemli. Şunu bilmenizi istiyorum ki ilk günden itibaren kimse mağdur edilmedi. Bir gün bile ben boşanma dilekçesi sorulduğundan dava açıldığından ilk günden itibaren tedbir nafakasını günü gününe ödedim. 2,5 yıldır. Bütün dekontları bende mevcuttur. Daha sonra anlaşmalı boşalttık. 3 milyon lirayı demete mahkeme huzurunda verdim. Ondan sonra da çocuklarıma ödeyecek nafakayı insan ayı itibariyle her ayın 15'inde 2,5 yıldır ödediğim gibi geçen ayın 18'inde de ödemiş bulunuyorum. Bunların hepsi dekontlarıyla bende mevcut. Çocuklarımın doğduğu ilk günden itibaren sigortaların tarafından karşılanmaktadır. Tıpkı bu sene olduğu gibi. 1-1-2019 tarihinden itibaren sigorta şirketinden yenilenmiş sigorta poliçeleri tarafımda mevcuttur. İsterseniz paylaşabilirim. Zaten avukatımla yapacağım açıklamada bundan da bahsedeceğim. Evet. Bunların hepsinin açık şekilde bilinmesini istiyorum. Kimseyi mağdur etmedim. Kimsenin mağduru oynamaya hakkı yok. Kamuoyunu kandırmasınlar. Artık kimse bunlara inanmıyor. Ben hayatımı yaşıyorum. İstediğim hayatı yaşamakta özgürüm. Çocuklarımı hiçbir şekilde mağdur etmiyorum. Etmem de. Kimseye de muhtaç etmem. Demet'in çocuklarımı koruyorum, korumak zorundayım gibi garip garip cümlelerini anlamakta güçlük çekiyorum. Çünkü bunlara hiç gerek yok. Çocuklarım benim çocuğum olduğum kadar tabii ki onun da çocukları. Bizim amacımız onları bu konuda
sorunlardan uzak, sağlıklı, huzurlu bir şekilde büyütebilmek. Ben bu görevimi yapmaya çalışıyorum. Baba olarak için çok rahat. O bakımdan da sizle bunu paylaşmak istedim. Peki, peki İbrahim Bey, bir şey daha soralım. Siz yaptığınız açıklamayla ilgili. Evet, hani size yapılan en sert eleştiri de oradan geliyor zaten. Demet Şener için bu dava üzerinden meşhur olmaya çalışması diye altını çizmişsiniz. Gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz? Evet, öyle düşünüyorum. Neden de söyleyeyim. 2,5 yıldır bir boşanma süreci vardı. Kendisi her televizyona çıkıp her türlü açıklamaları yaptı. Ben ağzımı açmadım. Daha sonra anlaşmalı boşandık. Kendisi parayla mahkemenin karar verdiği rakamın 2 katından parasını kendine vermiş olmama rağmen çocuklara ödemek zorunda olduğu nafakayı günü gününe ödememe rağmen her türlü benim 20 sene önce alın terimle kazandığım evde oturmalarına izin vermeme rağmen hala mağdur edebiyatı yapıp artı yalan beyanlarla gündeme taşıyıp bu konuyla gündeme gelme çabasına siz nasıl takdir ediyorsunuz? Sizin takdirinize bırakıyorum. Hepinize iyi yayınlar diliyorum. Peki. Peki. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz bağlandığınız için. Rica ederim. İyi günler. İyi günler. Evet. Ne diyorsun? Yani iki tarafı da farklı farklı dinlemek gerekiyor ayrı ayrı. Demet'i de dinlemek gerekiyor. Demet'i de arayalım. Tabii ki ben İbrahim Kutlay'ın çocuklarını nasıl sevdiğini, nasıl yaklaştığını Demet'in dediğini biliyorum. Ondan kimsenin şüphesi yok zaten. Şimdi bir şekilde Demet de bu kadar hunharca açıklama yapıyorsa güvendiği bir şey var. İbrahim de bu kadar hunharca açıklama yapıyorsa güvendiği bir şey var. Hangisi neye güveniyor? Mahkeme sürecindeyse bize konuşmak düşmez diye şimdi düşünüyorum. Şimdi Demet Şener yaptığı açıklamada Nisan ayı nafakasını geciktirdiğinden ve İbrahim de dekont diyor. 3 gün geciktirdim diyor. Yani 15'inde ödeyeceğim nafakayı 18'inde ödedim diyor. Demet Şener diyor ki kızımız İrem'in sağlık kontrolleri için hastaneye gittiğimizde sigortanın iptal edildiğini öğrendik diyor. O da diyor ki asla böyle bir şey söz konusu değil diyor. Evet. Çocukları konusunda konuşmaya başladı. Yani şimdi çocuklar konusuna gelirsek ultra düşkün, ultra aşk dolu olduklarını biliyorum ikisinin de çocuklarına karşı. Zaten evet, evet. Hani çocukları karıştırmamak lazım bence. Eğer bir savaşın içine giriyorsa evet. Çocukları olabildiğince uzak tutmak gerekiyor ki. O ihlal meselesi de şöyle oluyor. Oğlum Ömer'le birlikte yemeğe gitmek istedim. Her çarşamba buluşuruz diyor. Dün de öyleydi diyor. Hani sonrasında herhalde Demet Şener. Ya bir büyük ihtimalle anlaşmazlığa düşüp bu hallere geldiler. Yapacak bir şey yok. Efendim? Bir anlaşmazlığa düşüp kendi içlerinde bu hallere. Bu anlaşmazlık hiç evet, yürek yarası. Yürek yarası çünkü Demet Şener ihanete uğradı bu evliliğin içinde. Ben detaylardan haberim yok, öyle mi oldu? Evet. Dolayısıyla bir kadın olarak ben sana hayatımı verdim, kariyerimi verdim, sevgimi, aşkımı, her şeyimi verdim. 2 çocuğumuz oldu ve son dakikaya kadar her şey çok güzeldi. Ve ihaneti de çok acı bir şekilde öğrenince o onu yani unutamıyor. Yani çok severim Demet'i, Şener'i. Onu unutamıyor. Fakat yani ben biliyorsunuz tutamam, söylüyorum yani. Evet. Demet de arıyor. Hadi. Demet, Müge ve Gülşen, Müge ve Gülşen 2 dakika sesini dışarıya alabilir miyiz? İznin olursa sana bir soru soracağız çünkü. Tamam, tamam. Demet, evet. Selam. Demet. Demet. Alo. Günaydın. Demet, İbrahim'in uzaklaştırma kararını ihlal ettiği doğru mu dün akşam? Evet, doğru. Ne oldu? Bir anlatır mısın? Önce baştan ben gireyim. Anlat. Evet. Anlaşmamızda, protokolde, mahkemenin kabul ettiği ve imzaladığımız protokolde her ayın 1'inde nafaka yatacak. Ayın 15'inde değil. O bana Nisan ayında ayın 18'inde, ben icra kararını başlattıktan saatler sonra yatırdı nedense. Bu ayın 1'inde yatması gereken Mayıs ayından bahsediyoruz. Ayın kaçı bugün? 9'u. Hala yatmadı. Hadi göstersin, çıkarsın dekontlarını. Bu artık rezillik diz boyu. Ben hayatımda böyle bir arsızlık, yüzsüzlük görmedim. 2. Acı badem bir hafta önce ya da 10 gün önceye ait çocuklarımın
sigortasının iptal edilmiş olup İrem'in kan tahlilini ödediğim fatura bendedir. Bende belgesiz hiçbir şey yoktur. Türk adaleti belgesiz hiçbir insana haciz kararı koydurmaz ödediği şeylerden. İki, burada yapılan haksızlık bana, yok mağduru oynuyormuşum. Bir, aldatma şekli, öğrenme şeklim, yıllarca kandırmak. Bu nasıl bir terbiyesizliktir ya? İnsanın hakkını araması mağduru oynamak mıdır? Pardon. Sen iki çocuğun annesine böyle konuşamazsın. Ne olursa olsun konuşamazsın. Hak var, hukuk var. Kardeşim, otomatik ödemeyi ödeyeceksin. Bu kadar basit. Ben senin peşinden nafaka bir ara, iki ara, üç ara uğraşmayacağım. İki, bu bana nafaka değil. Çocuklarıma nafakadır. Üç, mahkeme kararı anlaşmada imza attın. Evin sükna hakkını, alın teri, al senin olsun her şeyin. Ben ondan mal paylaşımı bile istemedim. Sükna hakkını mahkeme kesinleştikten bir hafta sonra yapmak zorundaydı. Üstünden iki ay geçti, hala yapılmadı. Ya bunlar nedir? Evet. Peki. Bunlar nedir ya? Biri bana bunun cevabını versin ya. Çocukları düşünüyormuş da benim evime gelmemesi gerek. Bir, icraya verdim diye bana açtı telefonla, hakaret etti. İki, evimin içine, o evde ben yaşıyorum çocuklarıma, çocuklarını alma bahanesiyle gelip gömleğimi salonun ortasında gözümün önünde değiştirdi. Islık çala çala. Bu psikolojik şiddet değil de nedir? Kimsin sen giriyorsun öyle evin içine? Hadi bana cevap verin. Bu nedir? Evet. Evet. Ne terbiyesizlik ya? Demet hakaret etti dedin. İcra evet. Ne dedi? Söyleyemem onu. Yani küfür gibi bir şey miydi? Yani hakaret ya, böyle bir şey var mı? Ne yaptım ben sana? Hakkımı aramaktan başka ne yaptım? Ha, bunca zaman sustum dedi. Sen çocuklarının annesine şu anda hala sevgili olduğunu, buna laf etmiyorsun. Ortada ne biçim fotoğraflar geziyor, buna laf etmiyorsun. Hayatımı yaşamak istiyorum diyorsun. Yaşa. Keşke kurtulsaydım senden daha önce. Yaşa. Ne istiyorsan yaşa. Edebinle yaşa. Yani insan artık sinirini oynattırıyor ya. Yeter. Ben gece onlara kadar asayiş değildim ya. Ne işim var ben bunlarla gündeme gelmek, kim ister? Hangi anne ister başka bir annenin orasının burasının gözüktüğü fotoğrafların yayılmasını? Kim ister ya? Ben bunları vermişim 2,5 yıl önce mahkemeye. Kurtulamadım gitti ya. Bu çocuklar her şeyden haberdar oluyor. Sen adam gibi nafakan birinde mi? Birinde yatıracaksın. Bu kadar basit. Yok okulumu ödedim de 15'ini 18'ine yatırdım da. Neden? Neden ben senin peşinde koşuyorum? Nafakayı yatır diye. Şimdi biz burada... Sükna hakkı yapılacak diyor. Niye yapmıyorsun? Neden? Kimse senden evini istemiyor. Al evin senin olsun ya. Nasıl bir terbiyesizliktir ya? Yok meşhur olma çabası. Kim ister böyle evet. Gündeme gelmek? Benim gibi bir kadın. Kim ister? Demet biraz senin, önce de söyledik biraz zaten. Biraz evvel de söyledik. Senin meşhur olma çaban gibi. Yani sen zaten meşhurdun ve daha da ya meşhurdun. Kim bununla meşhur olmak ister? Kim bununla gündeme gelmek ister? Benim iki tane pırlanta gibi çocuğum var ya. Uzaklaştırma kararım varsa gelmeyeceksin evimin önüne. Bu kadar. Şoförüm var. Şoförünle aldır çocuğunu. Demet dün akşamı bize bir anlatır mısın? Ne oldu dün akşam aranızda? Karakolluk. Neden farklı arabalarla geliyor evimin önüne? Madem bu kadar alnı açık. Ne? Audi ile geliyor evimin önüne. 50 tane tur atıyor. Evimin bütün etrafındaki kameralardan kamera görüntülerini istedim. Öyle bir şey var mı ya? Psikolojik şiddettir bu, yeter. Demet dün akşam mahkeme kararını hiçe sayarak evine geldiği, senin de karakolu aradığın doğru mu? Bize onu anlatır doğru. mısın? Doğru, doğru tabii ki. Nasıl? Başka arabayla geldi. Başka arabayla geldi. Aynen öyle. Eve mi girmeye çalıştı peki?
Hayır, girmeye çalışmadı. Gelemez. Gelemez. Bu kadar. Karar var ya, mahkeme kararı var. Bu kadar. Niye var? Sen iki çocuğunun annesine böyle laf edemezsin. Hem de yaptığın şeyleri bir otur düşün. Bu kadar terbiyesizlik, bu kadar yüzsüzlüğü ben hayatımda görmedim. Ya insan bu aileye yaptıklarını bir düşünür. Ondan sonra şapkasını önüne alır. Bir bakar, ben neyle düzeltebilirim bunu diye. Bunu niye para işine getiriyor? Ben bunu anlamıyorum ki. Elimde koskoca protokol, mahkemenin kabul ettiği protokol var ya. Adam bunu hiçe sayıyor. Demet, peki çocuk... Ayın birinde nafaka yatacak. Ben mecbur muyum her ay onu aratmaya 10 kere? Yattı mı yatmadı mı? Yattı mı yatmadı mı? Bu ne terbiyesizlik ya? Sükna hakkını yapacaksın diyor. İmza atmışsın oraya. Yapmıyor. Çocukların bütün giderleri sana ait diyor. Sigortasının iptal edildiğini ben hastanede öğreniyorum. Evet. Ha, sonra geçmişe dönük uyanık yaptırmış herhalde. Hmm. Elimde var kan tahlilini ödediğime dair. Gişedeki kadın iptal edilmiş sigortası dedi. Ben şimdi çocuklarıma yeni sigorta yaptırıyorum. Bir yıllık haklarını kaybetmişler. Peki Demet, çocuklar nasıl etkileniyor bu durumdan? Özellikle İrem artık her şeyin farkında. 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 Bunlara gelene kadar önce o gelen evime gelen şeylerin farkında herkes. Bu ne terbiyesizlik ya? İnsan bir yapılanlara bir bakar. Ben bu kadına ne yaptım der. Bu kadın bana nasıl durdu, nasıl davrandı der. Ben bu kadar yüzsüzlük hayatımda görmedim. Nasıl bu kadar düşman... Insan diyorum, insanı zorla sinirini, asabını bozduruyor ya. Sen bana ayar vermeye çalışacağına başkalarına ayar ver. Çocuklar nereye kadar biliyor her şeyi Demet? Bilemem o kadarını. Ben oturup onlarla şey gibi konuşmam ama ben yanlarında güçlü, evet, devamlı güler yüzlü olmaya çalışıyorum. Her şeylerinde yanındayım. Hı-hı. Maçlarında olsun, şeylerinde, evet, olsun. Okullarla çok irtibat halindeyim. Müdürleriyle her şey, herkes her şeyden haberdar. Ben gidiyorum, geliyorum okula. Evet. Demet, biraz önce söyledin ya, salonda gömleğini değiştiriyor ıslık çalarak. Aynen bu da... öyle. Balansını hadi yapmadım desin. Bu ne zaman oldu? Uzaklaştırma kararı almadan 2-3 gün önce. Ben artık ondan delirdim de bu kadar saygısızlık olur mu ya? Beni hiçe sayıyor. Bana sormadan bile kapıdayım, evimin içine giriyor ya. Bu nasıl fütursuzluk? Peki sen dün akşam evin önüne farklı bir arabayla gelip tur attıktan sonra karakolu mu aradın? Evet, aynen öyle. Bunun üzerine uzaklaştı, hemen gitti. Yaklaşık 1,5 saat oralarda dolandı. Hepsi var, kayıtlı yani, hepsi var. Demet, acaba senin hayatına biri girdi diye bunları özellikle de yapılıyor olabilir mi? Sen yeni bir düzen şimdi, kurdun, yani yeni gerçekten bir hayat... Gerçekten sinirden güleceğim. Tabii ki benim hayatımda biri olabilir. Çok da mutluyum, çok da güzel bir ilişkim var Allah'a çok şükür. Evet. Kendisi biliyorsunuz beni 4 yıl boyunca kandırdı evliliğim sırasında. Evet. Yani kim kime neyi yapıyor anlamadım da. Evet. Evet, acaba çocukların velayetini almak için mi yapıyor bunları? Nasıl alabilir canım, öyle saçma şey olur mu? Yok. Hı. Öyle. Evet. Çocukların velayeti kolay kolay alınmaz. Karşı tarafa sevgilisine sorsun nasıl alınıyor velayet. Bilir o. Evet. Demet, şu açıklamada bizim biraz evvel kendisine de söyledik İbrahim Kutluay'ın. Demet Şener bitmek bilmeyen bu dava üzerinden meşhur olmaya çalışıyor lafına. Takipçilerin de takıldı. Ve bir mesaj var. Bir mesaj var. Ne olursa olsun. Senin karşında o hiçbir günahı olmayan, yaptığın aldatma ve ahlaksızlığa karşı bile adam gibi duran bir kadına, iki çocuğunun annesine ne olursa olsun bunları söyleyemezsin. Bu kadar. Evet. Şeyi öğretmem yani. Biraz feyiz alsın yanındaki kadından, onun ailesinden. Evet. Sen ya, sosyal medyada birinin yaptığı yoruma hani onay vermesini görmüşsündür herhalde, değil mi?
Hani takipçisi sana inanılmaz yüklenmiş. Hiç değilse Demet Akalın'ı örnek al, kadın kazıyarak geldi bugüne deyince o da onay vermiş. Gördüm tabii. Yazık. Demet, sana yani her konuda en azından bize kızsan da kızmasan da net cevap veriyorsun. Biz seni o tavrınla biliyoruz, dobra tavrınla. Bir şey soracağız. Hani bırak meşhur olmayı, İbrahim Kutlay'ın meşhur olmasını, senin meşhur olmanı. Hı-hı. Bir kadın 4 yıldır aldatıyorum diyorsun ve eline en kötü şekilde geçti bir takım şeyler, gördün. Aynen ve öyle. Sen İbrahim Kutlay'la Edwina Sponza'nın fotoğrafını Hürriyet Gazetesi'nin ikinci sayfasında gördüğünde kocaman, ne düşündün o gün gazeteyi açıp baktığında, içinden ne geçti? Bırak şöhreti. Hiçbir şey. Ya ben bunu bekliyordum ki. Nispet gibi bir şey herhalde yani. Çok manidar. Beni hiç ilgilendirmiyor İbrahim'in hayatı. Size açıkça söylüyorum. Zerre kadar içimde en ufak bir saygım, sevgim. Hani bırakın şeyi. Çoktan bitti zaten. Evet. Yani bunları yapacak olan çoktan der ki ben birini seviyorum, bu evlilik bitsin der, bana adam gibi söyler. Her şeyin bir bitiriliş sebebi vardır. Her şeyin bir bitiriliş adabı vardır. Evlenseler de umurumda değil diyorsun. Aa, tabii ki, bana ne ya? Ben adamdan kurtulmaya çalıştım yıllarca, bana ne? Şimdi bir takipçimiz yazmış. Tweet Paşa diyor ki Demet Şener canlı yayında anam Kutlay'a sayıyor da sayıyor. Ne oldu o büyük aşk? Hadi gel de aşka vallahi inan diyorlar. Ben bir şey yapmadım. Kimin ne yaptığı belli bu ilişkiye, bu evliliğe. Ya gerçekten öyle. Her şey olabilir hayatta. Bakın ben her zaman söyledim. Bir gün bile ay bah bah başım beni aldattı demedim. Ben aldatılış şekli, öğreniş şeklim ve bu davanın uzatılış şekline takılıyorum. Bu kadar. Evet. Herkes başkasını sevebilir, evli birine aşık olabilirsin. Benim için her şey olabilir. Hayat insanlar için. Ama sen bir halt yiyorsan bunu da adam gibi yapacaksın. Her şeyin adabı vardır. Bu kadar. Ben başka bir şey söylemek istemiyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Demet, teşekkür ediyoruz. Demet, teşekkürler. Merci. Sağ ol. Bay bay. Gerçekten nereden nereye diyor insan ha?